Adım Olgun Demir. Olgun, buradaki okula mı gidiyorsun sen? Evet. Kaçın sınıftasın? 4. Benim adım Onur Demir. İlkokul son sınıfa gidiyorum. Bugün ne olmayı düşünüyorsun? Ben futbolcu olmayı düşünüyorum. Futbolcu, oynayabiliyor musun? Evet. Aydın Miniklere gidiyorum. Aferin sana. Hangi takım tutuyorsun? Beşiktaş. Bu sene şampiyon olacak. Ya da Aydın Spor. Aydın Spor. İkisi de aynı renk diyorsun. Evet. Peki sana başarılar diliyoruz. Bir bakarsın gelecekte Aydın Spor'da ya da Beşiktaş'ta ünlü bir futbolcu olursun. Evet, seni tanıyalım. Benim adım Kemal Demir. Aydın'da Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Büyüyünce pilot olmak istiyorum ya da öğretmen. Pilot ya da öğretmen. Peki pilotluğa nasıl heves duydun? Hiç uçağa bindin mi? Hayır, hep bakardım küçükken. Uçak geçerdi, onlara bakardım. Ondan heveslendim. Dilerim sen de başarılı bir pilot olursun. Seni tanıyalım. Benim adım Ali Küçük. 5A, ilkokul 5A sınıfına gidiyorum. Çukurbeyli İlkokulu 5A sınıfındasın. Evet. Sen devamını okuyacak mısın? Ortaokula gidecek misin? Gideceğim. Ne olmayı düşünüyorsun? Subay. Subay olacaksın. Benim adım Aykut Kürdal. Aydın'da 5C ilkokuluna gidiyorum. 5C. 5C. Bu sene bitiriyorsun ilkokulu. Nereye gideceksin? Aydın'da mı okuyacaksın ortaokul? Evet. Peki ne olmayı planlıyorsun? Büyüdüğümde futbolcu olmayı düşünüyorum. Futbolcu, çok iyi. Hangi takım tutuyorsun? Galatasaray. Sen Galatasaray'sın. Galatasaray'da mı oynayacaksın? İnşallah. Hocayla biz o taraftayız. Evet. Hocam da o taraflı, ben de o taraflı. Kuşlar Birliği'nde. Tabii. Ben tanıdım. Yakınsınız ya. Ben o sadık, o küçücük köydenim ben. Sen o Elvan getirmiş, oraya Elvan dedi getirmiş. Elvan nerede? Elvan şimdi gelin oldu gitti gari. Öyle mi? Hani ITV'nin genel müdürü olacaktı. Bir doktorla evlendi o. Oo, akıllı kızdı valla. Tabii, bebeği dolmuş. Okudu mu? Okudu. Okudu. Nereye gitti şimdi? Dışladı gari Ankara'da mı? Annesine konuşuyorsun ya. Koçalbaz hani gidiyorum be. İyi, iyi evlenmiş. Bir doktorla mı evlenmiş? Doktor damadı. O çok iyi. Elvan'dan ben de haber alamadım. Çok da güzel konuşuyordu. Okulunu bitirdi mi? Bitirdi. O götürmüş zaten sen oraya. O çağırmış. Öyle tanıdım ben. Onun sayesinde tanıdım. Çok akıllı bir kızdı. Çok akıllıdım. Çobanın onun babası. Bir geçiren arkasın çobanın kızı o. Çobanın kızı. Tabii tabii, bir çobanın kızı. Akıllı kız. Tabii. Değil mi? Okudu. Öbür iki kızı vardı, onun ikisi de okudu. Okudular. 1996 yılında bana mektup yazan küçük kız liseyi bitirmiş. Bir doktorla evlenerek köyünden ayrılmış. Oysa 1996 yılındaki küçük Elvan'ın başka hayalleri vardı. ITV genel müdürü olmak istiyordu. Ben de o günden sonra ne güzel, benim gibi idealist biri geliyor, yerimi bırakacağım diye düşünmüştüm. Benim makam pek yaldızlı değil. Para yok, üzerine para vereceksin. Öyle rahatlık yok, hep mücadele içinde olacaksın. Sürekli kriz içinde hem yönetecek hem program yapacaksın. Bence Elvan çok akıllılık etmiş. 14 yıl öncesine dönelim ve Elvan'la yaptığımız sohbeti izleyelim. Yaşamın çok çetin olduğu Kozalan'da şimdilik 7 hanede 14 kişi bu mücadeleye göğüs germektedir. Kim bilir önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde bu köyde yaşam mücadelesi veren kimse olmayacak ve bu küçük şirin köy anıları ile birlikte tarih olacak. Elvan kaç yaşındasın? Ben 13 yaşındayım. Okulu bitireceğim. Kur'an kursuna gittim 2 sene. Şimdi ortaokulu eğer mümkün olursa dıştan bitirmeyi düşünüyorum. Bitirirsem iyi olacak. Nerede oturuyorsun şu anda? Ben Koçarlı'nın Adnan Menderes Mahallesi'nde oturuyorum. Sen köyünü de çok seviyorsun ama, değil mi? Çok güzel bir köy. Şimdi örneğin bir İstanbul'da, örneğin bir başka bir yerde bu kadar ormanlık çok kolay. Burada biz buraya geldiğim zaman ben yaklaşık uzak aralarla olsa da ziyarete gelebiliyorum. Ziyarete geldiğim için de çok, yani çok orman sevgisini öğrenebiliyorum. Ormanın ne olduğunu, yeşilliğin ne olduğunu, temiz havanın ne olduğunu anlayabiliyor insan. Peki sen geleceğinle ilgili nasıl planlar yapıyorsun? Şimdi şöyle bir şey, ben ileride diyeyim artık sizin
sizin görevinizi almayı düşünüyorum. Ben ileride ITV'nin genel müdürü olmayı çok istiyorum. Eğer bu mümkün olursa Aslanım'ın eğer ileride bir gün görevinizi bir başkasını devretmeyi düşünürseniz ben almayı istiyorum. Çünkü çok seviyorum. ITV'nin özel böyle küçücük bir haberi büyütmemesini çok seviyorum. Yani ITV şöyle küçücük bir doğan bebeği aynı gösteriyor. Ama diğer kanallar büyütüp koskocaman 20-30 yaşındaki insan yapabiliyorlar. ITV çok güzel bir kanal. Sıcak kanlılığıyla olsun, insanlarıyla olsun, müdürleriyle olsun, gelen oradaki çalışanlarıyla olsun çok güzel bir kanal. Ben seçmiştim bu şeyi. Öyle mi? Annem de yarım kalmıştı. Şimdi bitirdi. Ondan size verdim. Canım benim. Ne kadar güzel şeyler. Sizi çok severim. Ay, ben de sizi çok severim. Bu, bu filmi çıkardığınız için size çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Yani. Çok teşekkürler. Ama gider ayak bize yemeni getirdi. Hemen bitirmiş. Annene çok sevgiler. Şimdi bir kere öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Sağ olun, ben de sizleri seviyorum. İnşallah yaylaya da gelirsiniz. Yaylaya da geleceğim, Allah kısmı ile varsa geleceğim. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.